yetişemiyor, kartım düştü. Ne habersiniz? İyiyiz. Görüşmeyeli sen nasılsın? Ben de iyiyim ama sürekli birlikte olduğumuz için. Her günümüz beraber geçiyor. Şahane görünüyorsunuz. Sen de öyle, ışıl ışıl. Niye böyle donuksunuz, ben onu anlamadım. Şey, Bahar savaş benim bu kıyafeti giyeceğimi bildiği halde aynısının başka rengini giymiş benim hediye etmeme rağmen. Bu şartla hediye etmeme rağmen. O yüzden böyle Jon Snow gibi oturacak bu programda. Çıkarmayacak mı? Ben işte olmayacağım onunla. Ama belki farklı taşımıştır. Yok. Korkuyor musun hanginiz daha güzel taşımışsınız diye? Ablam 2 yıldır ilk kez bir şey aldı bana. Onu da ben stratejik yaptığını düşünüyorum. Benimle dikkat çekmeye çalışıyor bence. Ben de yoksa senin nankör olduğunu düşünüyorum. Sanmıyorum. Her şeyi. Sen bana bir Dolce kere bile hediye almadın şekerim. Ona kalırsa. Dolce Gabbana almazdın eğer öyle olsaydı. Pardon, ne almalıydın Bahar'cığım? Giyeceğimi bilirsin yani, varsa bir şey. Vitrindeyse ben onu giyiyorum değil mi? Özel tasarım ayakkabı aldım sana. Nerede mesela? Hiç ayağında görmedim. 8000 TL. Nazlı'nın ayakkabılarından daha pahalı. O divenciler atalı çok oldu hayatım. O zaman senin problemin. Ama bir şey bu söyleyeceğim. Şey benim ayakkabılarımdan daha pahalı derken benim aldığımdaki dönem dolarla şu anki doların arasında bu kadar bir fark var aldım. Benim aldığım dolar 3 TL'ydi. Şimdi ekonomiye geçtik dolar hesabına, pardon. 8000 TL diyorsun, demek ki 16000 TL şu anda. Ülkede korona var, alışveriş merkezlerinde bir insan bile yok. Kimse gidip de dolarını da bir şeye vermiyor. Ben yeni aldım. Eskiden aldığını biz ne yapalım? Şaka mısın? Ayakkabının fiyatını konuşuyorlar. Yani ben hayatım bana diyor ki sizlerden biri daha pahalı diyor. Bunlar bir yerden bir şey bulur, hemen konuşuyorlar yani. Bunlar derken konuşulacaksa o zaman yüzüğüm daha pahalı. Bahar bu ara havalarda da nazlıcığım. Duydum, konuşuldu. Bahar yüzüğünü sen mi aldın? Ben hep söyledim. Yani biliyorsun ki kızlar genelde kendilerine yüzük almıyorlar, hediyeydi. O zaman niye haldeki yüzüğü kim aldı? Özel birinden mi? Yani kendimle evleniyorum diye. Ben kendim aldım. Benim şey yüzüğümü erkek arkadaşım almıştı. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü yeni erkek arkadaşım henüz yüzük almadı. Bunu izleyip ağlasın bence. Niye tepki göstermeyecek mi Nihal buna? Eski erkek arkadaşın aldığı yüzüğü mü takıyorsun? Evet. Daha büyüğünü alsaydı onu takardım mesela. Racona ters. Sakin olun. Pirep'te işte benim sisteme katılmak için okulumun bana verdiği hak Londra'ya gitmemiştim. Bu yıl gideceğim çok yakında. Korona varmış umurumda değil. Sen onu da ha, çok önce bana kutlayabilirsiniz yani, aynen. Buraya da veda konuşmamı yapmaya gelmiştim. Şaşırmayın. Buraya kadar bunun için zahmet ettim. Evet. Herkes çok üzüldü bak şimdi. Verimiz yoktu da. Yani dislike atanlar var. Dislike atanlar üzülecek. Dislike atacakları bir Bahar artık olmayacak yani. Bahar kesinlikle olması gereken bir karakter ama Bahar'ın ukalalığı ve egoları ben ablası olmama rağmen beni bir yerde rahatsız ediyor. Yaşın gençlikle ukala olmayla bana diyor ki mesela senin sayende benim sayemde magazin oluyorsun. Pardon da senin ablan baya emek verdi yarışmada bile galalarda. Mesela en son gittiğimde ya da giydiğim bir kıyafetle de haber olmuştum tek başıma. Arkadaşlar ablanla konuşmak tarzım değildir. Onunla çünkü tartışacağım. Senin ablan yarışma zamanında çok emek veren biriyle aşırı. Ablam 5 yıldır güzellik merkezi kalkındırıyorum. Sayende milyarder oldu arkadaşlar. Milyarderlerin evet, bir tek Bahar'ın sayesinde ama ne hikmetse ben ondan her şeyi 2 yıl önce yaşadım. 2 yaş değil. Büyük olduğum arkadaşlar, için. Evrende total enerji evet var. Ve bu mutlaktır. Bunu bir şeye dönüştürmezseniz bir şeye dönüşürsünüz. Benim enerjim yüksek. Bunu herkes söylüyor. Enerji uzmanları benim 25 metreden... O zaman metreden, hayatım enerjini benim, doğru yerde kullanmalı evet, bence. Benim, sen yanlış yerde benim kullanıyorsun. Benim 25 metreden enerji alanıma girinildiğini düşünüyor. Yani şu anda bu halde olmaları çok normal. Peki neden arkadaşın yok Bahar o kadar kişi? Takip etmediği gibi var. Bir de storylerinde çıkıp onu etiketlemeni bekliyor. Arkadaşım gitti, rahatlarsınız eminim ki seninle gitti. Zaten ben takip edeceğimi demiyorum. Buraya geldim dedim ki umurumda değil. Arkadaş edinirim diye geldim. Zaman geçer diye. Her şeyim var. Her şeye sahibim. Bir tek arkadaşım yok. Buraya da geldim seninle yani. Seni de ünlü ettim. Hiç de bir şey söylemiyorum. Gitti diye ağlıyorum şu anda. Arkadaşlar üstüme gelmeyin. Ben sizin gibi değilim. Hayatta böyle yaşamak için çabalamıyorum. Arkadaş edinmek için çabalıyorum. Benim sorunum bu. Selin de mi dayanamadı? Selin yurt dışına Selin dönüyor da. Dayanamadı. Bu sinirin sebebi o. Selin uçakta. Ama Selin'i geçen hafta burada istemiyorum gibi bir şeyler söylemedi mi? Kaçtı mı acaba? Evet. Bana hayır, Selin üzdü bence. Üzdü Selin'i.
Ama Bahar'cığım keşke Selin için üzgünsen, evet, o sarı eyeliner'ı çektirtmeseydin ağlarken yani gözüme burada pırıl pırıl bir şey. Ablacığım sarı eyeliner'ın da güzellik merkezinde şu anda onunla değil. Kamera karşısında dürüst olmak gerekir. Çünkü o kamera açıldığı andan itibaren her şeyi kaydediyor. Benim stratejim gerçek olmak ve amacıma ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapmak. Hatta elimden gelmeyeni de yapmak. Yani kendim olup ağzıma ne geliyorsa söylüyor olabilirim şu anda. İnşallah bu videoda dislike atarsınız da benim videolarımı geriye düşürüyorsunuz ya. Bu da geriye düşer. Arkadaşlar bari birinci gün videosunu bir izleyelim, hatırlayalım. Yine duygusal anlar yaşanmıştı, neler olmuştu bakalım hep beraber görelim. Sen gerçek misin? Dedim ya, gerçek. Her şey gerçek mi? Hiç evet. Oynamıyor musun? Yalan sevmiyorum. Niye duygulandın? Sen ağlayacak mısın? Evet. İnsanların yok. Sana böyle söylemesi seni üzüyor mu? Ya üzüyor, evet. Ama senin gözlerin doldu sanki. Hı. Neden öyle oldu Bahar, ne oluyor? Yani. İnsanlar seni üzüyor, ben bunu anladım. Üzülmüyorum, seven de çok ya. Evet, seven de çok. Hangi gün çıkıp birinize de bir kötü bir şey dedin? Hiç demem, hiç. İnsan aşağılamayı sevmem, ayırıyorum ama... Nasıl bir ayırım? Suya atıyorum. İşte beklediğim Bahar'dan cevabı. Evet, şimdi Bahar'ın kombinle puanları alacağız kızlar sizden. Nazlıcığım seninle başlayalım. Bahar biliyorsun o kombiniyle Bahçeşehir Üniversitesi'nde Berkay'ın kanalına konuk olmaya gidiyordu. Önce puanları alıyorum tek tek, sonra yorumu artık cümbür cemaat, kaossuz inşallah. Önce sadece puanımı söyleyeyim. Ben bu kombinle bari 3 veriyorum. Çünkü söyleyeyim ben. Aslında söylemiştiniz de videolarımızda, yayınlanan videolarda, ama eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyebilirsiniz. Seni özensiz buldum. Normalde bu haline hayatım de gidebilirdi. Hayatım katılıyorum, katılıyorum. Bu haline de saçların özensiz, kemiğini beğenmedim, üzerini katılıyorum. Çok güzeldi. Başka bir şekilde kombinleyebilirdim. Puanım bir kendime, katılıyorum. O yüzden 3 puan verdim. Ayşenur, sen kaç puan veriyorsun ve ekstra ekleyeceğin yorumun var mı? Ben 4 puan veriyorum. Ya teşekkür ederim. Rica ederim. Gayet istediğim şey. Gayet hareketli bir kombindi fakat çok ağır bir kombin de olabilirdi. Altına giydiği çorapla bence. Bence de bizim tarzımız Ayşenur Balcı'ya aynı. Nihal, sen kaç puan veriyorsun? Ekleyeceğin bir şey var mı kombine? Ben Bahar kadar acımasız olamayacağım. Hiçbir zaman olamadığım gibi. Hep o bana böyle yapar, ben onu alttan alırım. Halbuki aramızda 1,5 yaş var ama o benden 15 yaş büyük. 15 yaş büyük bir olgunluk bekliyor. Ben buna alışığım. O yüzden ona puanım 5. Utanması için, utansın. Baby face olmaman benim suçum değil. Sen aramızda en baby face insansın. Bu kadar komplekse girmene gerek yok. Gülşah, sen kaç puan veriyorsun? 3 puan verdim. Aslında tek tek baktığında güzel. Bir de ben Bahar'ı seviyorum aslında bu hani ekoseliğe. Abiye, payet, denge. Aslında seviyorum. Ama oradaki yaptığı şey, o ayakkabıyla olmuş, o kemeri çok ayakkabı. Lolitalıktan nefret ediyorum. Bence bu kelime yasaklanmalı. Sürekli bana Lolita'nın ne Lolita'sı ya? Sen Lolita Lollipop gibi. Ben Lolita ben çok klas bir kadın olduğumu düşünüyorum. Nazlı Hamarat gibi. Tarzımı ona benzetiyorum bazen. Yok artık ya. bana öyle ucuz kelimeler kullanmayın arkadaşlar. Yani Nazlı hangi Lolita şu yüzüğü takar? Baba yüzüğü yani. Ya da hangi Lolita bu ayakkabıyı diğer bir saatini diyeceğim, de göster Bahar, onu unuttum bugün. Hayır, bu milyarlar saati yani. Saatini göstermeyi unuttum. Lolita ülkemizde Aleyna Tilki'nin üzerine yapıştırılmış bir kelime. Bana söylemeyin rica edeceğim, rahatsız oluyorum. Aleyna'yı çok seviyordum Bahar'san. Bunları bana söyleyin. Çok beğeniyordum ama yalan biraz ona... Ya bir demiri unutun ya lütfen, yani olabilir fikrim değişebilir. Bu sefer de bari ciddiye alıp dinlediğimiz için suçluyuz. Evet, ben de böyleyim bari. Mahmurat da böyle, ben de. Ben dinliyorum ne diyeceksin. Ben de dinliyorum da. Evet, Bahar'ın puanlarını aldık. Totalde 15 puanın oldu Bahar senin bugün. Bir de Nazlı'nın VTR'sini izleyelim. Bakalım neler yapmıştık. Hatırlayalım, kombinine bakalım, sonra puanları alacağım kızlar. Çok
fazla kadın izleyicim var. Mesela siyah bir şey giydiklerini anladın mı? Simsiyah çanta alsalar, ben de simsiyah çanta alırım. Cenazeye de gidersin böyle, anladın mı? Yani her yere gidebilirsin. O zaman simsiyah oluyor. Bunu hani Le Yapar'a nasıl kombinleyebileceklerini göstermek istedim. Hani Le Yapar her şeyi Le Yapar yapıyorlar mesela bazen. Le Yapar bir çanta böyle siyah bir kombinle gayet hoş duruyor. Bunu göstermek istedim. Nazlı'nın Le Yapar'lı sosyal sorumluluk kombini hiç unutmuyorum. Leopar'ı absürt mü buldunuz gittiği yere göre? Şöyle, leopar çok başlı başına iddialı bir şey. Benim tırnaklarımda olduğu gibi. Yani en frapan şeklini görüyoruz, yapılmış hali var. Bir de bunun rezil ve vezir olma halleri var. Leopar çok dengesi zor bir şeydir. Yani çok güzel kullanmış, bu ayrı. Siyahtı, leopar tek star. Başka ayakkabıların, şey ama senin şey oradaki ama starlığın bence olmamalıydı. Senin duruşun, saçların zaten çok frapan. Simsiyah da onu zaten vermiş. Ben sadece oradaki o küçüktür ama bazen ciddiyetsiz bir şey var. Ciddiyetsiz mi buldun Leopar? Hayır, Leopar hala bir şey değil. Hayır, hayır, ben şöyle söylemek istiyorum. O simsiyah çanta alıp da ben kolaya kaçmak istemedim. Kolaylık değil. Niye siyah alıyorsun? 1000 tane renk var. Sırf yeşilin tonu 870 tane bir ton var. Yeşil al eline ya da bir fark yap. Ben siyah giyindim. Orada duruyor. Çanta zaten orada bir yerde. Bence yanlış. Gülşah, o kadar yoruma göre. Bence olmalıydı. Bence Leopar olmamalıydı. Göre, peki puanını alalım seni. Ben onu kenara koyarsak 4 vermiştim. Neden? Saçı, başı, her zaman disiplini, o ayakkabısı, bazen star ayakkabı da olabilir. 1 puan da çantadan kırdım. Bahar, sen bir şey demek istiyor gibisin. Leopar, Versace gibi. İçerisinde seksilik olmalı. Öyle bir yere simsiyah giyinmen gerekirse eğer, kapatılacaksan Leopar tercih etmemelisin. Şimdi Versace markasının genel culture'ı şudur, hep seksilikten gider. Böyle dekolteleri vardır. Evet, yani ben çok benzetiyorum Leopar'a. Yani Leopar'ı evet daha seksi kullanmalısın. Yani orada o boğulmuş yani. Leopar böyle şey istiyor. Böyle açıklık, yani yanlış bir açıklık değil. Seksilik. Bahar'cığım, puanın kaç peki? 5. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nazlı, güzel puanlar topluyorsun. Ayşenur, senin vermek istediğin puan ve ekstra yorumun var mı? Leopar görünce biten, ne bileyim, bir mor, kırmızı, oranj falan renk görmek isterdim ama rengin olmamasının da özel bir sebebi var, siyah kullanmış. O yüzden 5 verdim. Teşekkür ederim. Nihal, senin de puanını alalım son olarak. Ben böyle duyarlılık konseptlerini konseptlerinin yoruma açık olduğunu düşünmüyorum. Ne giydiğin önemli değil. Böyle bir dönemde buna değinmiş olduğun için teşekkür ediyoruz. Sen altını çizmiş oldun. O yüzden benim puanım 5. Teşekkür ederim. Puanlarını aldık Nazlı. Ayşenur'un VTR'sini izleyelim bir de. Ayşenur'la bu hafta neler yaptık onları bir hatırlayalım. Aha. Ben siyah bir Dior kadını yaratmak istiyorum. 90'lar diyor o kadın. Hı hı, süper. Ay, burada çok güzel gömlekler var. İnanamıyorum, şu kokuyu aldın mı? Almadın değil mi? Naftalin. Aşkım, Gülşah kokuyor burası. Naftalin değil, bariz Gülşah kokuyor. Evet, 90'lardan günümüze bir taş geldi efendim. Sevmiyorum işte. Neden sevmiyorum? Çünkü Gülşah gibi kokuyorum. Gülşah sevmiyor musun? Gülşah seviyorum aşkım. Gülşah sadece vintage falan çok pasaj giyindiği için artık kokusu oluyor yani. Yoksa seviyorum Gülşah, niye sevmeyeyim? Gülşah'la nasıl yorumlaşacağınızı çok merak ediyorum gerçekten. Evet, Ayşenur'un videosunu izledik. Gülşah, sanırım sana bu videoda söz hakkı doğdu. Fazlasıyla doğmuş. Vallahi ben gurur duydum. Çünkü bu kadar çok ismimin zikretmesi, aslında küçük bir Gülşahcılık var. Çünkü mis gibi kokuyor bu arada. İzleyici koklayamıyor beyaz sabun kullanıyorum. Şöyle bir şey, geçen hafta burada hani vintage'çilik, şunculuk derken kızcağızcık pasajda dolanmış. Pasajda dönem yaptı baktığında ve dünyanın en zor gustosu dönem kıyafetleridir. Tabii ki de orada yardım almış. Konu ona girmeyeceğim. Çok güzel olmuştur. Bence taşıyanla alakalı, kokusuyla çarpıştıysa bir Ayşenur, şey olabilir. Ayşenur, sen orada ters kokusu anlamında mı söyledin? Ya bu hayır. Sandık kokusu, sandık şeyi, sandıktan bir şey. Peki neden dönem yaptın Ayşenur? Ya, nasıl bok buram buram koku gelir sana. Hani sandık lekesi falan da derler. Yok, onlarda bir koku vardır. Evet. Beklediği için yıllarca. Ondan bahsediyorum. Vintage'e girdiğim anda o kokuyu her zaman alırım. Gülşah da sürekli vintage'dan kombin yaptı. Ben hiç sanki sen
Sen de vintage... Peki sen neden yaptın merakımdan soruyorum. Neden o zaman yaptı oradan? Kendi yüksek modandan yapmadın. Hayır, ben ilk fragmanında demişim ki zaten her zaman Ayşenur Balcı'nın giydiği şeyler vardı. Belli bir kalıba soktunuz. Şu an üstüne gördüğünüz. Ayşenur Balcı o kalıbın dışında bir şeyler de okay. giydi. Bunu göstermek istiyorum. Bu kadar hakimsin döneme. Kaç puan veriyorsun? Peki Ayşenur'un vintage kombinini beğendin mi? O konuda bilirsiniz zaten adaletimi. Çok beğendim. Çok yakıştırdım ama... sırf kafası Ayşenur Balcı al ama şöyle bir şey de düşünüyorum. Yardım aldığını şöyle içerideki insanlar bu işi bildiği için ben yanındaydım yine. Ya ben düşünüyorum. Alabilir. Herkes alıyor. O yüzden 4 verdim. Çok kafadan beğendim. Kestik güzel... Ayşenur evet, puan. Kafasından dolayı. Estağfurullah. Gözlüğüne kadar çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok da yakışmıştı. Nihal sen kaç puan veriyorsun ve ekleyeceğin bir şeyler var mı Ayşenur'un kombinine? Şöyle ki ben vintage yapsaydım kesinlikle renk, eko set, tek böyle daha benim yaşım, daha böyle benim tarzım. Bildiğim kadarıyla Ayşenur'un yaşı benimkine yakın. Yani ben onun giydiklerini böyle Gülşah'ta ve sende daha çok beğenirdim. Senin böyle hafif modelist tipin, Gülşah'ın da bu alıştığımız vintage kombinlere. Onun dışında Nazlı'da da olmazdı mesela, Bahar'da da olmazdı. O yüzden ben bir puanı kırıyorum. Bana her şey olur, öyle bir herkes şey yok. Herkes dışarıda giyebileceği şeyler giysin bence Who is the best'te. 4 veriyorum. Evet Barbie'de Ayşenur'un kombinine senden puan alalım. Ekleyeceğim bir yorum varsa yorumda alabiliriz. Vintage sevmem, antika severim. Vintage yani pek beğenemedim. 4. Teşekkür ederiz. Nazlı sen? Ben Ayşenur'a 5 puan vereceğim. Neden? Çünkü... Tight'ını beğendim. 90'lar tight'ını gördüm. Gömleği 90'lardı. Kürküm vardı. Kürkün de. Evet, perişun. 90'lar partisine gitmiş. Gayet de güzel görünüyordu. 90'lardı. O yüzden 5 verdim. Hani saçına başına girersem evet ben de 4 verirdim ama ben günümüzü uyarladığı evet. için 5 verdim. Teşekkür ederim Nazlıcığım. Totalde Ayşenur o zaman senin 17 puanın oluyor kızların sana verdiği puanlardan. Bir de bakalım Nihal'le neler yaşamışız. Onun VTR'sini izleyelim. Yine mütevazisin aşkım. Evet ama silikonları biraz az yaptırmışım aşkım. Düşüyor bu tabii benim ki. Benim de düşüyor da elbiseleri arkadan... Ben sana 315 cc yaptıralım demiştim. Ben niye yaptırdığımı sorguladığım evredeyim. Hep özendim işte. O yüzden olgunlaştı demek ki. Evet Nihal'in VTR'sini izledik. Bakalım kızlarımız kaç puan verecek. Ayşenur seninle başlayalım. Kırmızı bir kere tütü var orada. Gördüğüm kadarıyla kocaman büyük bir tütü. Bir markanın benzer bir elbisesi gibi. Beğenmemen mümkün değildi yani. Beğenmemek de mümkün değil bence. Güzel gözüküyor, seksi duruyor. Ben 5 verdim. Gülşah kırmızı deyince akla sen de geliyorsun. Evet ben de çok severim. Kadın belli olduğu gibi üstünde. Nedense benim aklım hiçbir şekilde Serpil Gülşah Yılmaz gelmiyor. Zaten sana sormadılar şu an bana sordular. Tanımıyorum bile. Neden buradayım? 3 puan verdim. Yaşanmış. 3 puan verdim. Neden? Çok yakışmış. O ayrı. Zaten Nihal'de kırmızı. Ya siz modacı mısınız? Ben tanıyamadım. Makyajını, saçın çok iyi ama neden? Bir standa gidip, şimdi biz bir kombin ve de konsept hazırlıyoruz ya. Cam mı açık o tarafta? Ben bir yorumu bitireyim. Cam yok burada, televizyonsun. Birazcık yaşa hürmet. Yüksek bir katındasın şu anda. Bir dakika canım, yaşa hürmet. Cam bulursan aç. Yanıyorum. Üstteki şeyi çıkarırsan belki yanmazsın. Tamam çıkarayım. Çıkar. Elbiseyi birazcık. Yorum yapayım mı isterseniz? Of ya ben onunla ikiz gibi olmak istemiyorum ya. Çıkarmam için ablam bana elbise aldı. Ben de hiç muhatap olmamı istemem. Giymedim onu. Gösteriyorum. Aynı elbise. Evet Gülşah'cığım. Evet. Niye eliyorum? 3 puan verdin Nihal. Neden söyleyeyim? Çok güzelsin ama. Alçak olduğun için 3 puan verdin yani. Alçak gönüllü demişsin. Başka bir açıklaması yok. Söylüyorum bir. Elbisenin üstünde göğüslerin olduğu için orada kalıbı olmamış ve düştüm ve orada standdan alıp bir kırmızı hazır bir tütü elbise giyerken işte konsept hazırla, kombin hazırla, tek elbise, ayakkabı, herkes bir tütü. Bitti bunlar kızlar artık ya. Sen onun üstüne tişört giyersin varım hani bir şey yapmak, karıştırmak ama elbiseyi giymiş Nihal. Orada standdan almış hani herkes bir plan... Şeyler yaptığının kafanda bir o, bir elbise, bir çizme o yüzden. Kolaycılıktan verdim yoksa sana çok yakışmış.
O yüzden çünkü niye? Kız orada çantası için eleştirmişim, ayakkabısını düşünmüş, çantasını düşünmüşken hak yemek istemedim. Çanta yok, ben o yok. Ben kaçırmıyorum ama kafasında kocaman bir aksesuar vardı yani. Hadi elbise aksesuar olarak bir şey söyleyeceğim. Sevgililer günü konsepti yapmış. Yani. Ayşenur. Sevgililer günü konsepti yapmış. Sevgililer günü konsepti nereye gidiyorsun sen? Sevgililer gününde o kıyafetle. Ben zaten bir yere giderken ya çok abartıyorum ya da tamamen makyajsız, tamamen kot, tişört böyle bir tarzım var. Yo, senin kendine az güzel bir tarzın var. O yüzden evet lütfen. Ama onun altına giden ayakkabı hatırlıyor musun? Çizme giydim. Normalde o çizmeyi giyim. Ama yağmur vardı. Güzellik merkezine geldiğiniz hallerinizi biliyorum. Acayip acayip şeyler giyiyorsunuz. Burada ben da çok, ben bir kere geldim, o da eşofman vardı. Bence öyle bakılmamalı yani. Gerçek hayatta sevgilisinin yanına ya da başka bir yere öyle gideceğine inanmıyorum. O çizmelerle. Onunla, o çizmelerle, üzerinde kırmızıyla, senin günlük hayatına yani, baktığımızda gitmezsin, gitmişsin orada üzerine bir şey geçirmişsin. Git. Nihal oradan gittiğinde kombin yapsaydın, gösterdiğin çok güzel ceketler vardı, onlarla da gidebilirdin sevgiline. Bir defa sevgililer günü konseptinde üzerinde ben senin bir şey isterdim sevgililer günüyle alakalı. Hazırı ve odaya kaçtığını düşündüğüm için sadece 2 puan veriyorum. İyi. Teşekkür ederiz Nazlı. Bahar sen kaç puan veriyorsun Nihal'e? Ablama 5 veriyorum. Oy, giyebilirsin her şeyim senin falan. Veriyorum çünkü yani ben puan konusunda vericiyimdir. Ya ablam diye değil, hepsine öyle puanlar verdim zaten. Bence güzel görünüyor sarışın. Kırmızı da çok yakışmış. Bahar, az önce ablan sana 5 puan vermişti. Ondan kaynaklanıp alabilir mi o 5 vermeni? Hak etti yani. Eyvallah bro. Eyvallah bro. Neyse tatlıya bağlamış olduk. Bir de Gülşen veteristini izleyelim. Neler yapmışız Gülşen de ona bakalım. Bahar sonuncu oldu. Sen de sondan bir önce oldun. Ben aslında bir yarışta değilim. İyi ki bunu açtım bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü o kadar çok müşterilerim, benim duruşumu bilenler, yaptığım işi bilen arkadaşlarım. Yani Bahar yani hepsi çok seviyorum. Bu arada biliyorsun zaten görüşümüz için bir ablaları gibiyim. Ben bu yarışta onlar için yani onlarla yarışmıyorum. Ben yerimdeyim zaten. Ben o yarışı bıraktım. Ben giyinip ortaya çıkma, bunu yapmama gerek yok. Zaten yapılmışı var. Ben başka bir boyuttayım. Ben o yarışta yokum. Ben o yarışta yarışırsam zaten en baştayım. Çizme alıp onu 1000 TL'lik yaptık. Bakalım kızlar ekstra 100-100'e kendi yorum ekleyecekler mi ve kaç puan verecekler sana? Nazlı'dan başlıyorum. Ben Gülşah'ı burada çok yaratıcı buldum. Hani herkesin ne kadar yaratıcı olabileceğini göstermiş. Her bütçeye göre hitap etmiş burada. 1000 lira da olur, 500 lira da olur, 60 lira da olur. Yani herkes bu şekilde giyinebilir. Sadece kombinde beğendim, saç attım, o çanta kendimi de çok güzel kullanmışsın. Çanta da vardı biliyor kenarda. Ama çantayı görseydin, işte. Çantayı, sen bana çantadan puan koyarsan ben de senden çantadan. Ben çantamı yok. Ama çoğu kişi çanta takmıyor. Senin çantan yok. Benim kedim var, biz anlamıyor musun sen? Biz kızımla tarotumuza bakıyoruz, büyücüyüz. Teşekkür ediyorum, güzel yorumların için. Bahar senden Gülşah yorum yapmak ister misin? Ben çok iç açıcı bulmadım. Artık kermeslerle bile dünya markaları satılıyor. Arz ve talep. Bilemiyorum satıyor musun? Ben hiç kermessiz story koyarken görmedim. Ben kermeste stand alıyorum. Ablamın güzel merkezinde standında duruyorum başında. Bütün evet. Kermeslerle varım. Doğru söylüyor. Kermeslerde var. Ve herkese 5 veririm biliyor musun? Neden veririm? Ama sana 3 vereceğim. Çünkü beni çok beğeniyor bence. Gizli bir hayranlık. Teşekkür ederim Bahar'cığım. Bayılıyorum sizin arkadaşlarınıza. Ayşenur, sen Gülşah'ın kombinine kaç puan veriyorsun? 1. 4 puan veriyorum. Emeğine saygı duyuyorum. O yüzden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Nihal sen kaç puan veriyorsun? Bir de kısaca bir yorum alalım. Yani çok yetenekli olmak isterdim ayakkabıya böyle bir şeyler yapıp bambaşka bir şey yapmak. O yüzden 4 veriyorum. Teşekkür ederiz. Evet puanları aldık. Bakalım ikinci günde kızar bir günün.